Herkese merhaba arkadaşlar. Yine güzel bir günden, güzel bir doğa macerasıyla sizlerleyim. İki gündür çok güzel yağmur yağıyordu. Bu yağmurlar sonrasında da bir şansımı deneyeyim dedim. Mantar var mı yok mu gibisinden, bulabilir miyim gibisinden. Evet, gördüğünüz gibi bir tane buldum. Şimdi buna bakacağım. Diken mantarı. Diken mantarı bulmaya devam ediyorum. Evet. Bunu alacağım. Evet, kış ayında mantar bulmaya, mantar toplamaya devam ediyorum. Hani bu aylarda dahi olan güzel bir mantar çeşidi bu. Mantar türü. Alt kısmına bakıyorum minik var mı diye. Evet, bunda minik var. Bunu keserek dikkatli bir şekilde alacağım. Tabi bu kurtlanmış. Bunu almayacağım. Şöyle göstereyim. Ama dibinde küçük var. İleride yine gördüm. Onlardan da alacağım. Şimdi bir adet daha buldum. Bunu da alacağım. Bu da çok güzel duruyor. Kulak mantarı. Namı diğer diken mantarı. Evet. İlki de yukarıdan kesmişim. Burada minik var. Onu bıraktık. Gayet güzel arkadaşlar. Şu anda yağmur yağıyor. Şöyle sıcaklığına göstereyim otlardaki. Çok az yağıyor. Dün yağdı. Bir de ondan önceki gün yağdı. İki gündür çok güzel yağmur yağdı. Şu anda da az az yağıyor yağmur. Yani yağmurun altında mantar topluyorum. Mantar sevdası böyle bir şey. Elimde şepsiyem var. Evet arkadaşlar, mantarları toplarken az ilerisinde Şevketi Bostan otu da buldum. Daha çok küçükler. Şöyle göstereyim. Daha çok minikler. İki tane yan yana. Bir tane de hemen şurada var. Şöyle göstereyim. Şevketi Bostan'a gözüm artık aşina olduğu için ve nerede olsa, nerede görsem biliyorum Şevketi Bostan olduğunu. Çok güzeller. Ülkemizde bulunması en zor bitkilerden bir tanesi. Çok çok faydalı bir bitki. Tabii bunu bilinçli tüketmek gerekiyor. Yani kökünün tamamını değil de, genelde ülkemizde bu köküyle birlikte tüketilen bir bitki. Ama kökünün tamamıyla değil de bir kısmını çıkardıktan sonra o şekilde, illa köküyle tüketeceksek o şekilde tüketmekte fayda var. Ama ben yapraklarından tüketilmesi taraftarıyım. Bu Şevketi Bostan otunun çok kıymetli, çok güzel bir bitki. Çok zor bulunan bir bitki. Bunu bu şekilde bilinçli toplanma olacağını düşünüyorum. Daha önceki videolarımda kökünden, bir kısmından tabii, kökünün hepsinden değil de bir kısmını kopararaktan göstermiştim bu bitkiyi. Ama dallarından, yapraklarından toplama taraftarıyım ben. Bu şekilde daha iyi olacağını düşünüyorum. Kökün tamamı kopmadığı müddetçe yine kökten büyüyor. Bununla alakalı da bir içerik attım ben. Bunlar da böyle 3 tane yan birbirine yakın. Şurada biraz ilerisinde. Bunlar da denk geldim. Sizler için görüntülemek istedim. Arkadaşlar, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Birbirinden güzel içerikler atmaya devam edeceğim. Evet, şimdi yine Şevketi Bostan bitkisini buldum. Şevketi Bostan otu.
Bakın hemen yanında deve dikeni var. Deve dikeniyle tam olarak yan yana büyümüş. Genelde bunları karıştıranlar var. Ben bunlarla alakalı içerikler attım. Yakın çekim içerikler attım. Gene de izlemeyenler için, ilk defa bu bitkiyi görenler için kısaca özetlemek istiyorum. Birbirinden tamamen farklı. Sadece dikenin olması yönüyle benzer olan, fakat yapı olarak farklı olan, bakın Şevki'de bostan otunun gövdeleri, gövdesi bu şekilde. Yani yaprağın gövdesi bu şekilde. Beyaz, orta kısımdan beyaz bir damar var. Kenarlara doğru da yayılıyor bu. Beyaz lekeler de var. Evet, şöyle yakından çekeyim. Beyaz lekeler de var. Ama deve dikeni öyle değil. Deve dikeni tabii, bunun dikenleri gördüğünüz gibi daha iri. Yani Şevketi Bostan'a göre daha iri dikenleri var. Bu da yeniliyor. Fakat ben bunu yemek olarak değil de daha çok orta kısmını soyup yemeyi daha çok seviyorum. Biraz büyüdükten sonra tabi. Bugün mantar toplarken bunlara da denk geldim. Ülkemizde en güzel, en faydalı bitkilerin başında geliyor Şevketi Bostan Otu. Bu deve dikenine hemen hemen her yerde rastlarsınız. Ama şu bitki gerçekten bulunması çok çok zor olan, her yerde olmayan bir bitki. Ülkemizde en zor bulunan bitkilerden bir tanesi. Geçenlerde ben bunları toplayanlar gördüm. Daha doğrusu tam yanlarına gitmeden onlar uzaklaştı gitti. Kökün tamamıyla birlikte söküyorlar. Bu yanlış. Bu otun soyunun, neslinin tükenmesine sebep olur. Yani ben daha önce içerik attım bununla alakalı. Fakat kökün bir kısmını, yani fazla derine inmeden o şekilde kopardım. Ege bölgesinde köküyle birlikte tüketiliyor. Hani videoyu içeriğini gösterme amacıyla, nasıl tüketildiğini gösterme amacıyla. Ama ben şahsen bunu sadece biraz daha büyüdükten sonra tabi, şu yaprak kısımlarını toplanması taraftarıyım. Hatta kökünden hiç koparılmaması taraftarıyım. Tabi kökün tamamını koparmamak koşuluyla o şekilde toplanırsa yine sıkıntı olmadığını gözlemledim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.